Merhabalar arkadaşlar. Bugün 19 Haziran 2021. Yarın Babalar Günü. Maalesef, maalesef diyorum çünkü hayatımda ilk defa yanımda Babalar Günü'nde babam olmayacak. Evet, 17 gün önce babamı kaybettim ve bu konuşmayı benim her zaman İyi bir insan olmam için hayatını adayan sevgili babama armağan etmek istiyorum. Labirent dediğimiz zaman aklımıza bir sürü herkes için farklı kavramlar gelir. Kimin için labirent bir eğlence, bir oyun, kimi için bir kurtuluş, bir çıkış, kimi için hapishane, kimi için özgürlüktür. Ama aslında labirent Yunan mitolojisine göre hepimizin doğduğu ve öldüğümüz zaman gideceğimiz tabiat ananın rahmini simgeler. Yani labirent bizim yaşantımızdır, hayatımızdır. Fransa'da Charles Katedrali'nin tabanını süslediği gibi her yıl binlerce insan bu hayat labirentinden geçer ve gider. Ve bu labirent kavramı bize topraktan geldiğimizi ve toprağa döneceğimizi her daim hatırlatır. Çok farklı çeşit labirentler var hayatta insanın kendi hayatında kullanabileceği veya öngöreceği. Siz buna hayat labirenti diyebilirsiniz, kariyer labirenti diyebilirsiniz, aile labirenti, arkadaş labirenti, dostluk labirenti, başarı labirenti ama ne derseniz deyin arkadaşlar, labirent değişmez kurallar içerir. Bütün labirentlerin bir girişi ve bir çıkışı vardır. Her labirentin girişi umutla başlar, sonu hayallerle, amaçlarla biter. Tek bir tane doğru yol vardır. Hani vardır böyle aranızda uyanıklık yapıp hayat labirentini, kariyer labirentini böyle shortcutlarla, kısaltılmış yollarla hızlıca geçmek isteyen onlar labirentte kaybolmaya mahkumdur arkadaşlar. O yüzden labirentin tek bir girişi, tek çıkışı ve tek bir doğru yolu vardır. Aklıma Aşık Seyrani'nin lafı gelir bu hayat labirentini düşündüğüm zaman. Bu labirentte yolcular yanılır ama yollar yanılmaz der arkadaşlar. Şimdi hepimize sormuşlardır. Çocukken babam da hep bana sorardı. Rahmetli. Gazi büyüyünce ne olacaksın diye. Kimimiz doktor, kimimiz polis, kimimiz mühendis, kimimiz ressam, asker derken hani derler ya böyle bir şeyi 40 kere söylersin. Herhalde ben o 40 şeyi 40 kere doğru söyledim ve sonunda doktor oldum. Doktorluk kariyerim boyunca şu ana kadar binlerce hastayı tedavi ettim. Binlerce öğrencinin irili ufaklı hayatlarına dokundum. Yayınlar, kongreler, konferanslar, patentler, kitaplar, ödüller. Dedim ki, evet dedim ben doktor oldum artık. Çünkü doktorluk buydu benim için diye düşünürken zaman geçtikçe aslında tıbbın bunlardan çok farklı olduğunu, tıbbın aslında sanat, bilim, felsefe, kültürün bir sentezi olduğunu gördüm. Ve o an ben doktor olmak istiyordum babam ilk sorduğu zaman. Evet, hedefime ulaşmıştım. Ve gerçekten hedefim bitmiş miydi diye düşünürken aslında benim hedefim, labirentimin hayali yeni başlıyordu. Biraz düşündükten sonra ben labirentimdeki hayalime karar verdim. Ben doktor olmuştum ama bu yetmezdi. Aslında ben iyi hekim olmak istiyordum. İyi hekim dediğimiz zaman az önce söylediğim gibi yani hepimiz burada hayatımızda işte tıp öğrencisinin standart bir gidişi vardır. İşte girer, sınavlara girer, çok yüksek not alır. Sözlerden çok başarılı olur, hastaları iyi tedavi eder, en güzel ameliyatları yapar, en güzel reçeteleriyle hastalardan teşekkür alır. Ben iyi hekimliği bu zannediyordum. Ama iyi hekim olmak için biraz kafa yormaya ve adımlarımı atmaya başladığım zaman yavaş yavaş karşıma kocaman, önümü kapatan duvarlar çıktı. Koca bir labirent de aslında iyi hekim olmak istiyorsanız gerçek anlamda. Hatta o kadar büyüktü ki duvarlar hedefimi bile kapattı. Ama herhalde biraz böyle azimli biriyim.
Dedim ki ben bu labirente gireceğim ve hedefime ulaşacağım diye azmetmiştim. Ve labirente girdim. Labirente girerken düşünüyordum. İyi hekim olmak istiyorum ama önce hekimliğin amacını kafamda oturtmam gerekiyordu. Az önce söylediğim şeyler miydi hekimlik olmak, iyi hekim olmak? Yoksa farklı özelliklere mi sahip olmak gerekiyordu? Önce tıp bilimini sorguladım kendi aklımdan. Acaba dedim, tıp biliminin amacı neydi? Ben bir hekim olarak benim amacım neydi? Yaşamı desteklemek miydi? Ölümü ertelemek mi? Yoksa mükemmel, ölümsüz insanı yaratmak mıydı? Bir hekimin görevi bu hayatta. Bu düşünceler kafamda yavaş yavaş devam ederken labirent koridorlarında yürümeye başladım. Yürürken aklıma mükemmel insan dediğim için 18. yüzyılda Shelley'nin yazdığı, eminim hepinizin de en az bir kere duyduğu Frankenstein romanı geldi. Frankenstein bir tıp öğrencisi mükemmel insanı yaratmak için yola çıkar. Yaşadığı şehirdeki tüm mezarları, tüm mahzenleri kazarak ölü insanların en güzel parçalarını, en güzel kol, bacak, göz, kalp, beyin, tüm organlarını alarak 2,5 metrelik kendince mükemmel insanı yaratır. İlk başta çok hoşuna giden bu mükemmel insan zaman içerisinde bir seri katile döner. Ölüm makinesi olur. İşte o zaman Frankenstein düşünmeye başlar. Şu an benim düşündüğüm gibi. Ben nerede yanlış yaptım? Acaba ben Frankenstein'a ne koymayı unutmuştum? Neleri unutmuştum? Halbuki en güzel maddi özellikleri eklemiştim diye düşünürken, tam koridorda yürürken, labirent içerisinde bir yol ayrımına geldim. Sağdan mı gidecektim, soldan mı? O an karşıma aksakallı, piposu ağzında ama belli ki sönmüş, kısık gözle bakan biri yolumu kesti. Elini kaldırdı. Akıl dedi, akıl. Frankenstein o ucubeye akıl yerleştirmemişti. Akıl deyince benim aklıma hemen tıp fakültesindeki Hikmet Hocam geldi. Hikmet Hocam her zaman iyi bir hekim olmak için aklını doğru kullanmam gerektiğini söylerdi. Eş zamanlı düşünmenin, anlamanın ve kavrama gücünün akılda gizli olduğunu ve hekimlik mesleğini yaparken duygularınla değil aklınla hareket etmen gerektiğini söylerdi. Ve sonra eklerdi. Eğer aklı bilimle süslersen işte o zaman iyi hekim olabilirsin derdi. Çok sevdiğim bir lafı vardı Hikmet Hocam'ın. Sadece çok okur ve çalışırsan bilgili bir hekim olursun ama bilge hekim olamazsın derdi. Asıl amacın bilge hekim olmak olmalı derdi. Bilge hekimliğe tutku, tolerans ve özveriyi eklersen işte sorgulayıcı, iyi hekimliğin ilk şartı olan iyi insan olursun derdi. Aynı Sokrates'in Atina sokaklarında sorgulamak için aklını kullanarak yapmış olduğu diyaloglara benzetirdi. İyi bir hekimin hastasıyla olan diyaloğunu. Yolum ayrımında bilgelik ve cehalet kısmında ben aslında kafamda oturtmuştum ve bilgeliğe doğru yöneldim. Koridorlarda yürürken Hikmet Hoca'nın bana aklın önemini anlatmasını düşündüğüm vakit bir anda yine Rönesans'ın meşhur ressamlarından Rembrandt'ın bir tablosu geldi. Bütün anatomi laboratuvarlarının duvarlarını süsleyen bu tabloda Doktor Nikola Talp bir gün önce çatışmada öldürülmüş bir seri katili anatomi diseksiyonuyla diğer doktorları eğitmek için kullanıyordu. O an aklıma şu soru geldi. Acaba bu seri katil çatışmada ölmeyip de yaralansaydı o masanın etrafındaki doktorlar bu kadar kötü bir insanı, insanın hayatına kasteden bir insanı aynı şevkle tedavi ederler miydi? Veya ben size soruyorum. Siz doktorsunuz ve Frankenstein hastanız olsa onu tedavi eder miydiniz? Bunları düşünürken yine labirentimde bir yol ayrımına geldim. Yol ayrımında çok üzgün, bir kısmı yıkık, kederli,
Ama devamlı konuşan, kendi kendine konuşup üzülen, çok yara almış birini gördüm. Yavaş yavaş yaklaştım. Evet, tıp fakültesinde benim vicdan hocamdı. Vicdan hocam 1.60 boylarında halk sağlığı profesörüydü. Kendisi hayatını yoksul, yardıma muhtaç insanlara adamıştı. Adeta bizim iç sesimiz gibiydi vicdan hocamız. Ve hekimliğin, daha doğrusu insanlığın, hayvan ırkının üzerinde tutabilecek en önemli özelliğini bize öğretirdi. Empatiyi, yani hekimin vicdanını öğretirdi. Hekimin vicdanı sadece bize iyiyi veya kötüyü ayırt etmek için değil, aynı zamanda adalet terazisi veya bizim iç yargıcımız gibiydi. Ve şunu eklerdi. Gazi, eğer vicdanın reçete ise ahlak oraya yazacağın ilk ilacın olsun derdi. Vicdan burada, vicdan hocamızın bize yönlendirmesiyle hekimliğin olmazsa olmaz bir komponenti olduğunu aslında anlamıştım. Sadece bilgili olmak, vicdan yanına eşlik etmiyorsa, Ariston'un da dediği gibi tehlikeliydi. O yüzden tıp fakültelerinin en önemli öğretisi kalbi eğitmekten geçerlerdi. Eğer vicdanı akılla birleştirirsen, işte o zaman iyi hekim olabilirsin derdi. Ben de yoluma devam ettim. Tabii sıkılmaya başlamıştım. Koridor içerisinde, labirent içerisinde bir sürü çıkmazlar, bir sürü pencere, bir sürü kapı derken tam böyle çıkmak istiyordum, özgürlüğüme kavuşmak istiyordum. Artık çıkayım diyordum labirente. Hani bir şey öğrendiğiniz zaman öğrendiğiniz şeyin yeniliğini hayatta uygulamak istersiniz ya, tam da onun gibiydim. Hastalarıma bunu göstermek istiyordum ama çıkamıyordum bir türlü. Özgürlüğümü alamıyordum. Tam o noktada labirentin köşesine geldim. Yine bir yol ayrımındaydım. Ve bir tablo gördüm. Altında özgürlük yazıyordu. Bu tablonun bizim tıp fakültesi öğrenciliğim yıllarındaki Özgür hocama anımsattı, hatırlattı bana. Özgür hocam biraz böyle, hani derler ya, ters mizaçlı, biraz protest ama doğruluğu sorgulanamayan, saplantı denilebilecek olan dogmalardan, batıl düşüncelerden nefret eder, ön yargıdan hiç haz etmezdi. Ve hep şunu derdi Gazi, özgür düşünen bireyler önce iyi insan olur, sonra iyi hekim olur derdi. Özgür düşünmek ve özgür konuşabilmek, her zaman doğruyu söylemek mi diye tartışmalar yürürken aklıma Voltaire'in Jean-Jacques Rousseau'ya yazdığı mektubun son kısmı geldi. Düşüncelerinizden hiçbirine katılmıyorum ama onları savunabilmeniz için elimde gelen her şeyi yapmaya hazırım sözüydü. Bu çok doğru bir sözdü çünkü özgür düşünce tek başına iyi bir hekim olmak için yeterli miydi? Siz ne düşünüyorsunuz? Burada, buna da bildiğinize emin olduğum Pink Floyd'un Animal albümünün kapağına konu olmuş Animal Farm, George Orwell'ın Hayvanlar Çiftliği romanı geldi. Hepiniz bildiğiniz gibi bu Hayvanlar Çiftliği insanların baskılarından, insanların işkencelerinden kurtulmak isteyen bir grup hayvanın ayaklanmasıyla özgürlüklerini kazanması ve sonrasında aralarındaki en uyanık olan domuzlar tarafından yönetilmesiyle ortaya çıkmıştı. Ama zaman içerisinde domuzlar kendi gruptaki diğer hayvanlara baskı ve şiddeti insanlardan daha fazla yapmaya başlamışlardı. Çünkü domuzlar özgürlüklerini kazanmış olmasına rağmen hayvanlar akıl ve vicdanlarını kullanıyorlardı. Ve Orwell'ın meşhur lafı, bugün bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir lafı bunun üzerine söylenmiştir. Özgür düşünceyi tek başına iyi hekim olmak için olmazsa olmaz şartları kabul etmemekle birlikte eğer aklı ve vicdanımızda yerleştirecek olursak o zaman Nazım'ın dediği gibi bir ağaç gibi özgür yaşarız ama bir orman gibi de kardeşçesine.
Koridorumun herhalde artık sonuna yaklaşıyordum diye düşünüyorum. Oldukça çünkü bilgi birikimlerimle birlikte kafamda bunları sentezlerken bir anda tünelin sonunda bir ışık göründü. Işık deyince öyle böyle bir ışık değil. Yani şu projektörün 1000 katı bir ışık diyeyim. Gözümü açamayacak kadar. Bir anda aklıma kendi odasından güneşin doğuşunu izleyen dahiliye profesörü Kamil hocam geldi. Eli öpülesi bir hocamızdı. İnsanlık timsaliydi. Sevgisiyle, tevazusuyla, hoşgörüsüyle inanılmaz dolu biriydi. Beyni olduğu kadar odası da kitaplarla doluydu. Karşısında kocaman varak aynası vardı. Onunla istediğiniz her konuda sohbet ederdiniz. Bunların içerisinde odanın her yerinde güzel sözler vardı ve en etkilisi hangisi, en sevdiğiniz dediğim zaman aynanın üstündekini gösterdi. Evlat, şunu oku dedi. Yunus Emre'nin beni bende deme, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri sözleriydi. Kafam karışmıştı çünkü bir cümlede 6 tane ben zamiri vardı. Neden dedim 6 ben zamiri kullanmış acaba diye söylerken, evlat dedi. Her insan kendi içindeki yeni benleri keşfederek kamil insan olabilir. Ve iyi hekim olma yolundaki en önemli adımdır aslında kamil insan olmanı yakalamak. O yüzden kendini bil, doğruyu ara diye öneride bulunurdu. Masasının yanındaki muhteşem neyi ve üstünde hep açık duran harika bir Mevlana'nın el yazması mesnevisiyle. Bana şöyle derdi, sadece çalışarak elde edilecek ilmin iyi hekim, iyi insan olmak için yetmez. Önce adam olmalısın derdi. Adam deyince de aklıma Kipling'in çok güzel bir şiiri gelir her zaman. Eğer çevrendekiler kusuru sende bulurken sen başını dik tutabiliyorsan, eğer hayal kurabiliyor ama hayallerinde ezilmiyorsan, eğer konuşabiliyorsan kalabalıklarda koruyup erdemini ya da krallarla, imparatorlarla yürüyebiliyor ama benliğini yitirmiyorsan, işte o zaman evlat, adam olacaksın. Teşekkür ederim.